Mehmet Usta'm yıllar önce geçirmiş olduğu bir iş kazası diyelim sonucu bir eli sanırım kesilmiş. Mehmet Usta'm hayata ondan sonraki süreçte tek eliyle asılmış, yüreğiyle, beyniyle asılmış ve kendine özgüveniyle de o günden sonra bırakın hani normal bir yaşam yaşamayı sanat yapmaya devam etmiş ve demircilik sanatını seçmiş tek eliyle bu işleri yapmakta. Dilerseniz önce bir tanışalım. Mehmet Usta'm kimdir? Ve daha önce bu meslekte mi bu iş kazası oldu? Nasıl oldu? Daha sonrasında da biraz mesleki olarak konuşalım. Evet. Mehmet Aslan, 1969 Besni doğumluyum. Yani Şambayat. Biz yerlisiyiz buranın. 94'te kaza geçirdim. Geçirdikten sonra yani işe daha sıkı bağlandım. Kimseye muhtaç olmadan kendi işimi kendim göreyim diye düşündüm ve çok şükür o günden bugüne kadar da yani hep kendi çabalarımla hiç kimseden bir yardım almadan yani bu seviyeye geldik. Yani bir demir doğrama işte bu demir işlerini kendim yapıyorum hepsini. Plastiği arkadaş yapıyor. Plastik de yapıyoruz. Güneş enerjisi takıyor. Şimdi tabii ki bizim en çok dikkatimizi çeken boyutu normalde demircilik sizin alanınız, mesleğiniz değildi. Hayır değildi. Ve 94'teki o kaza, elinizi kaybetmeniz sonrasında kendinize bir meslek seçtiniz. Evet. Abi peki yani bu işler hani iki elle hayata sarılmış bir insanın bile güçlük çekerek yaptığı işler nereden aklına geldi? Daha kolay bir iş şöyle yok mu? Şöyle söyleyeyim abi yani daha önceden ben sıcak demirciydim zaten. Elim sağlam olduğu zaman arada bu soğuk demiri de yapıyorduk. Yani düşündüm taşındım yapabileceğime kanaat getirdim bu işe de başladım. Peki çevren demedi mi ya sen tek elle bu işi yapamazsın? Diyen oluyor tabii ki yani hayretler içinde kalan oluyor. Ben tek elle bunu ispirallaması, taşlamasını yapıyorum, kesimini yapıyorum, kaynağını yapıyorum. Yani görenler hayret ediyor yani. Peki Mehmet abi özellikle buradan senin şu mesajın çok önemlidir bence. Böyle bizler fazla şükreden bir toplum değiliz. Evet. Az da yetinen bir toplum değiliz. Evet. Bundan dolayı da hep böyle sızlanırız, şikayetçiyiz hayatımızdan, çevremizden, işimizden, kazancımızdan, sağlığımıza şükretmeyiz. Ve sen pes etmedin, tek elle hayata sarıldın evet. Ve buna rağmen diyorsun ki herkes görüyor hayretler içerisinde kalıyor. Abi bunun sırrı inanmak mıdır, azim midir? Azim, azim. Yani bunun sırrı azim. Yani şimdi bir insan çalışma istedikten sonra çalışmayı yani başaramayacağı bir şey yok yani. Ben hiçbir zaman kendi elim yok diye düşünmedim. Yani ben sakat arkadaşlara da söylüyorum. Mesela benim gibi bir tane daha var arkadaş onun sol eli yok. Elini cebine koyup geziyor. Diyorum ki kardeşim yani bunu çıkart aslan gibi. Yani zaten sakatsın bu değişen bir şey olmayacak. Ha o çocuk da alnının teriyle çalışıyor. Kimseden bir yardım almadan kendi evinin geçimini sağlayabiliyor yani. Ben onu da takdir ediyorum bu konuda. Yani bir elle gider odun kırar mesela örnek veriyorum. Yani ben o çocuğu da takdir ediyorum. Biraz şöyle çalışma yap da biz seni tek elle çalışırken izleyelim. Efendim tabii ki bu böyle hani biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Rabbim böyle bir vücudu sağlam bir vücut nasip eylemiş. Ve yine de her şeyden sızlanan şikayet eden insanlarız toplumuz. Bakın insan isteyince tek elle de neler yapabiliyor. Bence oturup bir daha düşünmemiz şükretmemiz gerekir diyorum.